Sevgili izleyenler, günün hashtaginden bahsetmek istiyorum. Ekranlarınızın sağ alt köşesinde o siyah kutucuğun içinde bugünün tarihi 28 Şubat yer alıyor. Sizi tarihin tozlu raflarında şöyle bir gezintiye çıkarmak istiyoruz. Bununla ilgili belki sistemleriniz, belki söylemek istedikleriniz var. Adres belli. 28 Şubat hashtag ile X hesabından, eski ismiyle Twitter'dan yazarsanız. Bugün günü yanıyor da sesiniz oluruz. Bugün 28 Şubat 2024. Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen Kara Leke'nin yıl dönümü aslında. Üzerinden 27 yıl geçti ama yankıları devam ediyor. Peki 28 Şubat 1997'de yaşanan askeri darbe sürecine nasıl gelindi? Neler yaşandı? Arkadaşımız Sertaç Murat Koç'un hazırladığı 28 Şubat dosyasını izleyeceğiz birlikte. Demokrasiye balans ayarı yaptık denildi. Bin yıl süreceği ifade edildi. Üzerinden tam 27 yıl geçti. Yaşananların izleri silindi belki. Ama o karanlık günler hafızalardaki tazeliğini hala koruyor. Peki o süreçte neler yaşandı? Şimdi gelin hep birlikte o günlere gidelim ve tarihte bir yolculuğa çıkalım. 28 Şubat'ın o çalkantılı günleri 1994 yerel seçimleriyle başladı. Refah Partisi tarihi bir başarıya imza atmış, İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ise Melih Gökçek başkan seçilmişti. Milli Görüş artık iktidara göz kırpıyordu. Ama bu durum özellikle dönemin komutanlarının hiç de hoşuna gitmedi. Refah Partisi bu seçimin galibidir. En büyük zaferi kazanmıştır. Sıra 1995 yerel seçimlerindeydi. Milli Görüş iktidara emin adımlarla yürüyordu. Beklendiği gibi de oldu. Refah Partisi seçimin galibiydi. Necmettin Erbakan ve Refah Partisi seçimlerde oyların %21'ini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 550 sandalyenin ise 158'ini kazanmıştı. Seçimlerden birinci parti olarak da çıksa Necmettin Erbakan'ın iktidara gelmesi o kadar da kolay olmayacaktı. Askerin duyduğu rahatsızlık iyiden iyiye hissediliyor, Refah'ın iktidar yapılmayacağı konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, üçüncü olan Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ı görevlendirdi. Doğru yol ANAP koalisyonu seçeneği denendi. Ancak meclisten güven oyu alınamadı. Bu durum ibreyi yeniden Refah Partisi'ne çevirdi. Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi bir araya gelerek bir koalisyon kurmuşlardır. Necmettin Erbakan, Doğru Yol lideri Tansu Çiller'le anlaştı. Refah Yol Hükümeti kuruldu. Necmettin Erbakan başbakan, Tansu Çiller ise yardımcısıydı. Erbakan artık direksiyondaydı. Ancak sokaklardaki tansiyon giderek tırmanıyor, belki de bilinçli olarak tırmandırılıyordu. İrtica korkusu gündeme taşınıyor, rejim tartışmalarına kapı aralanması sağlanıyordu. İşte bu gergin atmosferde ilk olarak çiçeği burnunda başbakanın yurt dışı ziyaretleri gündeme getirildi. Önce Erbakan'ın ilk ziyaretini İran'a yapmasının amacı sorgulandı. Ardından Mısır, Libya ve Nijerya gezileri yoğun şekilde eleştirildi. Yaşanan bazı gelişmeler ise bu gerilime adeta tuz biber ekti. Refah Partili Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen Kudüs Gecesi onlardan biriydi. Aslında Filistin'e destek amacıyla yapılan gecede sergilenen tiyatro oyunu gündemden hiç düşürülmedi. Ramazan ayıydı. Necmettin Erbakan, başbakanlık konutunda tarikat liderlerine iftar verdi. Bir bardak suda fırtına koparıldı. Ne var ki Necmettin Erbakan tüm baskılara rağmen yılmıyor, kendisini iktidara taşıyan kesimlere verdiği sözleri yerine getirmek için çalışıyordu. Hükümet ortağı Çiller'in itirazına rağmen üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan kararnameyi imzaya açtı. İşte o kararname ve Kudüs gecesi tartışılırken olanlar oldu. Asker aylardır aba altından sopa gösterdiği Refah Partisi'ne, yani Necmettin Erbakan'a ilk ciddi gözdağını verdi.
Sincan'dan verilen bu mesajda kullanılan yöntemse darbelerin sembolü olan tanklardı. Tarih 4 Şubat 1997. Kudüs gecesinin düzenlendiği Sincan'da bir hareketlilik yaşanıyordu. Etimesgut'taki zırhlı birlikler komutanlığından çıkan 20 tank ve 15 zırhlı araç Sincan sokaklarındaydı. Aslında bu duyulan yalnızca palet sesleri değil, yaklaşan darbenin de habercisiydi. Ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir tarihe geçen o sözü söyledi. Demokrasiye balans ayarı yaptık dedi. Görüş farklılığı vardı. İşte o buhranlı günlerde Çankaya Köşkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı. 28 Şubat 1997 idi. Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda masanın başında Cumhurbaşkanı Demirel vardı. Sağında Başbakan Necmettin Erbakan ve kabine üyeleri, hemen solundaysa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi. Toplantı uzadıkça uzuyor, bir türlü bitmek bilmiyordu. İçeride neler yaşandığı merak konusuydu. O tarihi toplantı tam 8 saat 45 dakika sürdü. Söz alan askerlerin tamamı hükümeti sert sözlerle eleştirdi. Erbakan yapılan suçlamalara karşı kendini savunsa da asker oralı değildi. Kuruldan sert bir bildiri çıktı. Şunu açalım arkadaşlar. Başbakan toplantıdan 5 gün sonra MGK kararlarını gönülsüz de olsa imzalamak zorunda kaldı. Erbakan üzerindeki baskı her geçen gün artıyor, etrafındaki çember giderek daralıyordu. Açık açık istifaya zorlanıyordu. Komutanlar tarafından ardı ardına briefingler verilmeye başlandı. Refah Yol Hükümeti, laik cumhuriyet için tehdit oluşturuyor mesajları veriliyordu. Bir partinin kapatılması hakkında dava açıp açmamak tamamen benim takdirimdedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi hakkında kapatma davası açtı. Askerse gerekirse irticaya karşı silah kullanılacağını açıkladı. Askerin yaptığı bu açıklama son noktaydı. Başbakanlık görevinden istifa ediyorum. Erbakan bir yıl önce oturduğu başbakanlık koltuğundan 18 Haziran 1997'de istifa etti. Böylece Türk demokrasisine tarihe postmodern darbe olarak geçen askeri müdahaleyle bir darbe daha indirildi. Erbakan askeri vesayetin gazabına uğradı. Darbeye karşı çıkanlar mahkemelerde yargılandı. Dönemin İstanbul Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da okuduğu şiir nedeniyle hapis yattı. Süreçte Refah Partisi kapatıldı. Darbeciler sürecin 1000 yıl devam edeceğini söylemişti ama hesapları tutmadı. 3 Kasım 2002'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidara geldi. Darbecilerin yargılanmasının önü açıldı. Dönemin anlı şanlı komutanları hapis cezalarına çarptırıldı. İşte Türk demokrasi tarihine postmodern darbe olarak geçen kara lekede bunlar yaşandı.